ikinci dönem seyredildikten sonra uzun süre Türkiye'de zahraat yaptı. Sarı lacivertlerin Karagümrük'ten transferi Topuk Yaylası'nda kameraların karşısına geçti. 23 yaşındaki... Benim için çok büyük bir grubun, Dünya Çapı'nda büyük hoca yani. Yeni gelen bir oyuncu. Dediğim gibi nerede oynayabilirim yani. Hem sol bek hem orta sahada beni kullanabilir diye düşünüyorum. Levent Mercan seni gelecek. Ben geliyorum. Ben her maçtan aslında yapmaya çalışıyorum. Ben geliyorum, Talih. Silva'nın maliyetini açıkladı. Siyah beyazlar Portekizli oyuncuya toplam 18 milyon euro ödeyecek. 1 yaşındaki orta sahaya her sezon için 6 milyon euro ödeyecek. 7 sezon forma giydiği Benfica'da yıldızlaşan Rafa Silva. Havuzun oraya bir asit ya da klor gibi bir şey dökülmüş. Orada bir ihtiyar bir amca vardı. Amca çıkarken ayağı kaymış, düşmüş orada. Ben de onu gördüm. Normal su zannettim. Suda kayıp düştü zannettim. Yanına giderken adımı attım. Ayağım yanmaya başladı. Amca orada düşmüştü. Kaldırmaya çalışıyordu. Kaldıramadılar. Birkaç kişi yardım etti arkadan. Bir 4-5 dakika orada oyalandı. Amca daha kötüydü benden. Benim de ayağım yandı o sırada. Sonrasında da işte görevliler oradan çıkarmaya çalıştı amcayı. Sonrasında çıkardı, bizi bekletti de orada. Klor gibi bir şey vardı işte, döktükçe, suyu döktükçe buharlama oluyordu. Bir tuhaf bir kokusu vardı. Horçöz gibi kokuyordu sanki böyle. Ama sonrasında biraz temizledi oradaki çalışan görevli. Temizledikten sonra biz oradan çıktık. Sonra çıktıktan sonra amcayı gördüm. Amcanın kolunda, belinde, ayaklarında falan bayağı deriler kavlamıştı. Sonrasında biz de oradan çıktık, hastaneye gittik. Hastanede yanık olduğunu söylediler. Asitten dolayı yandığını söylediler. Sonra işte müdahale ettiler. Biz de oradan sonra şikayetçi olduk. Havuzun hemen çıkışında bir merdiven var. Merdivenin orada bir boşluk vardı. Boşluk dolmuş. Oraya ya dökülmüş asit ya da işte çalışanın sorumsuzluğu biraz. Çünkü orada bir şey dökülmüş. İnsan içeridekileri uyarır, der ki yani burada bir şey döküldü. Kimse çıkmasın. Çıkanların hepsi ayağa yanmaya başladı. Bizim gibi 4-5 kişi var mağdur olan. Biz de onlardan biriyiz. Ben şu anda erkek kuaför olduğum için ayakta durmak zorundayım. Normalde 20 kişi tercih ediyorsam şu anda ya 4 kişi ya 5 kişi tercih ediyorum. Çünkü maddi manevi olarak çok zarardayım. Ayakta duramıyorum bunun yüzünden. Bu yüzden öpüp mücadeleme devam edeceğim. Yerde bir su vardı. Suyu görünce ilk baş adımımı attım. Atar atmaz sanki elektrik çarpması sandım. Hastaneye gidince elektrik çarpması değmiş, asitten dolayı yanma varmış. Evet, amcanın şortu falan yanmıştı, kolları soyulmuştu, belinde vardı, ayaklarında vardı. Derisi bildiğin kavlamıştı. Asitten dolayı yanmış, demek ki kavlatmış komple.